Tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Yükselen Sözler'e devam ediyoruz. Bugün e, Kevni ve Tenzili ayetleri bir arada okuyoruz. Sevgili e, doçent doktor Zeki Bayraktar hocamızla birlikte. E, konumuz insanın anne karnındaki oluşum evreleri idi. Onu kısaca anlattık. Daha önceki programlarımıza göndermeler yaptık. Ama asli olarak konumuz cinsel eğilimler, eşcinsellik ve türevleri. Bunların Kur'an'ı Kur'an açısından neler ne anlama geldiği, nasıl değerlendirildiğini konuşuyoruz bugün hocamızla. İsterseniz ikinci bölümümüzün ayetini hemen görelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Allah sizi topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan yaratmış, sonra da eşler haline getirmiştir. Onun bilgisi olmadan bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Ömrü olanın yaşaması ve ömrünün kısalması mutlaka bir deftere kayıtlı olur. Bu Allah'a kolaydır. Fatır Suresi 11. Ayet Eşleri, erkeği ve dişiyi yaratmıştır. Ölçüsü konduğu sırada döllenmiş yumurtadan yaratmıştır. Necm suresi 45 ve 46. ayetler. Evet ikinci bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam e, lutilik dedik ama o da kötü bir isimlendirme aslında yani kötü yerleşmiş evet. bir isimlendirme belki de yani. Lut, Konuyla alakalı tabii ya yani aslında Lut kavminin sapkınlığını e, ifade, ifade etmek etmeye çalışıyoruz bazında. Yani Ama Lut, Lut bir peygamber bir Aslında lutilik değil anti lutilik. Anti lutilik. Yani e. Lut'a karşı olanların. <laughs> evet davramışım. doğru doğru. Buyurun. Şimdi işte bu Lut kavmiyle ilgili ayetleri okumaya başlayacağız demiştik. Buyurun hocam. Hangi ayetten başlayalım? A'raf 80, 80 83 ile başlayacağız. Tamam. Şimdi iz he, Hani Lut, Lut kavmine demişti. el fahişete. hep fahişe diye geçiyor bakın. Yani burada fahişelik dediğimiz şey birebir burada fahişe kavramıyla geçiyor. Ma, siz bir fahişelik yapıyorsunuz, kötü bir şey yapıyorsunuz. Yapıyor musunuz diye soru kipiyle. Ma sebekakum biha min ahadin minel alemin. İlginç bir kavram. Evet. Bugüne kadar bu alemde hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi mi yapıyorsunuz? Bakın. Sizden önce kimse evet, yapmadı. Demek ki demek ki Lut kavminden önce eşcinselliği yapan hiç kimse olmamış. Kavim olarak ve şey olarak İnsan olarak. Bu ifade onu gösteriyor. Evet. Bu ilk kez Lut kavminde ortaya çıkan bir durum. E Lut kavmi insanlığın ilk nesli olmadığına göre işte bizim genetik şey de birden ortaya çıkmayacağına göre Kur'an bakışı açısından en azından genetik olması imkansız bir şey. Bu evet, tabi. Yani Kur'an zaten genetik olamayacağını bir erkek ve dişi yarattık ifadesinden zaten söylüyor da ama bu şeyde bize tarihsel bilgi olarak da bu cinsel sapkınlığın ilk kez Lut kavminde görüldüğünü söylüyor. Hmm. Başka ayetlerde de çünkü bu tekrar ediliyor. Sizden önce hiç kimse böyle bir şey yapmadı diyor. Siz bu fahişeliği, bu kötülüğü yapıyorsunuz. Ne yapıyorlar bunlar? İnneküm lete'tûner ricale şehveten dunin nisa. Siz ricale, rical kavramını kullanıyorum. Çünkü sorulan sorulardan bir tanesini de bu cevaplıyor. Tamam. Hani diyorlar ya bazı gruplar maalesef haram olan, günah olan eşcinsellik değildir sübyancılıktır diyorlar. Şimdi rical kavramı var. Rical erişkin erkek, erkek demek. demek. Yani bunun sübyancılıkla çocukla hiçbir alakası yok. Siz Zaten kadınları bırakıp gidiyorsunuz diyor evet. hocam. Ya. Şimdi bir kavramda işte kadınları bırakma kavramı olacak. Nasıl bırakıyorlar? Siz şimdilik öyle diyelim. Mindunin nisa yani kadınları bırakıp erkeklere yöneliyorsunuz şehvetle demiş olalım. Bel entum kavmun müsrifun. Siz işte müsrif bir ...kavimsiniz. Demek ki... ...bu ayet ne söylüyor? Bir... ...erkeklere, ricale yönelme var... ...şehvetle... ...böyle bir fahişelik, böyle bir... ...fuhşiyat işliyor bu kavim. Bu daha önce... ...işlenmemiş. Hı hı. Peki, burada, bu ayette... ...fahişe ifadesi geçiyor... ...bu şey için. Enbiya 74, diğer bir... ...ayette... ...habais... ...ifadesi geçiyor... Hı hı bu şey için ee, Enbiya 70 21. Evet, sure 74. Evet 74. Lut'a da hüküm ve ilim verdik. Onu çirkin işler, habais yapan şehirden kurtardık. Yani tamelü habais. Pis işler. Bu bu fiili habais olarak hmm. isimlendiriyor. Nemil en 54 56'da da 27. Sure Evet. E, Yatata harun ifadesini Lut kavminin ifadesi olarak söylüyor. O da şöyle. Evet, o çok ilginç hocam. Kendileri de bunu itiraf ediyorlar Evet, şimdi Femen kendi cevabı kan. Kavminin cevabı şöyle oldu diyor. Hani Lut kavmi ne demişti? Siz gerçeği gördüğünüz halde o fahişeliği mi yapıyorsunuz? Kadınları bırakıp şehvetli erkeklere yaklaşıyorsunuz. Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şimdi buna karşı kavmi şunu söylemiş: Lut ailesini şehrinizden sürüp çıkarın. Onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış. Yatata Harun. Yani dalga geçer gibi hı hı. temizliği isterlermiş. Burada onların ifadesi olarak geçiyor. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı hariç, karısı kurtarılmadı çünkü onu geride kalanlardan takdir ettik diyor. Demek ki helak olanla beraber Lut aleyhisselamın karısı da helak oldu. Onların içerisinde evet. Şimdi e, burada ele alacağımız bir kavram, mindunin nisa. Tamam bu şey de yani e, az evvel okuduğumuz Araf evet. suresinin 80. ayetinde. Evet şimdi 81. ayetinde. Başka ayetlerde de geçiyor. Evet, evet. Şimdi min dunin nisa siz kadınları bırakıp e, erkeklere gidiyorsunuz diye mi anlayacağız? Yoksa acaba farklı bir şey mi var? Dun kelimesi Kur'an'da biliyorsunuz çok sık çok, geçiyor. Evet. Ve en sıkla kullanılan şey min, min dunillahi evliyae min dunihi şeklinde yani Allah'ın Allah dunundan evliyalara tabi olanlar Allah'ın dunundan evliyalara tapanlar ifadesi şeklinde oluyor. Bu kavramın e, Kur'an'ın bu kavrama yüklediği mananın en iyi Zümer 3'te görüldüğünü evet. ben düşünüyorum. 39. ayet evet. e, dun, dun kavramının ne hı hı. ifade ettiğini şimdi Zümer 3 nasıldı Ela lillahi dünul halis. Evet. Halis din Allah'ındır. Allah <laughs> Vellezine tehazu min dunihi evliyae. Bak onun dunundan evliyala edinenler. Edimler. Şimdi bu şeyi nasıl çeviriyorlar? Allah'ı bırakıp da Allah'ı terk edip de başka veliler edinenler diye çevirir değil mi? ki burada bırakmadığını söylüyor. İşte onu söyleyeceğim. Şimdi bunlar ne yapıyorlarmış? Yani Allah'ın dunundan evliya edinenler diyorlar mı ki mana bu duhum illa li zulfa. Ya bizim amacımız Allah'a daha zaten Allah'a yakın olmak. Biz bu velilerimize e, niçin e, kulluk ediyoruz? Niçin tapıyoruz? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye böyle yapıyoruz diyorlar. Hmm. Şimdi amacı Allah'a gitmek olan bir insan en azından, en azından kendi sözünde ben Allah'ı tanımıyorum. Allah'ı bırakıyorum. Allah'ı kenara alıyorum. Başka bir evliyaya yöneliyorum der mi? Kendi sözünde en azından bunu demez, değil mi? Peki ne yapar? Allah'ı hedefler. Onu bırakmaz. Ona sahip çıkar ama aracı koşar. Allah'ın dununundan evliyalar edinir. Hı Yine de, yine Allah'ın rızasını kazanmak için evet, yapıyor bunu yani. Yani geçen Son Kitap ve Hikmet dergisindeki son yazımdaki başlık bu. Allah rızası için evet. şirk koşuyorlar <laughs> bunlar. Yani ben bunu bu bu ayetten ilham alarak o başlığı koymuştum. Yani bu fiili işleyenler kim müşrikler? Ne diyorlar? Biz bizim amacımız Allah'a ulaşmak. Yani bizim amacımız Allah rızası içindir diyor. Peki ne yapıyor? Şirk koşuyorlar. Evet. Allah rızası için şirk koşuyor. Farkında değil tabii Tabi burada e, konumuz neydi? Dun ifadesi. Şimdi bu ayette de gördüğümüz üzere min dunillahi evliya min dunihi evliya Allah ile birlikte oluyor değil mi? Dun ifadesinin manası. Şimdi aynı şeyi buraya uyguladığımız zaman min dunin nisa kadınlar tamamen terk edilip tamamen yok sayılıp tamamen uzaklaştırılıp erkeklere mi gidiliyor? Yoksa hem kadınlar hem erkekler mi? Yani biseksüel. seksüel. Şimdi bu kavram gramatik olarak, gramer yapısı olarak bu yorumu yapmaya müsaittir. Hı hı. Ama kesindir diyemiyoruz yine. Çünkü niye başka, başka ayetler, ayetler de mi? gelecek. Ama en azından gramer, kelime ve mana olarak bir yönüyle öyle diyebiliriz. Bunu yani. evet. böyle bir şey dememize engel bir durum yoktur. Hı hı. Değil mi? Onu anladık. Şimdi diğer ayet ee, şu evet. ara 165-166. Etetun 26. sure Evet, bakın mi? burada da zükran ifadesi geçiyor. Rical değil, zükran erkek. Evet. Minel alemin. Ve evet. tezerune ma lekum rabbukum ezvacikum. Belentum kamumusu. Yani siz evet. insanlardan cinsel arzuyla erkeklere mi gidiyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı evet. eşlerinizi bırakıyorsunuz yani, da. Burada burada bırakma Evet. Burada evet. ilginç bir şey bakın eşleriniz diyor. Bunlar evet. evli demek ki. Evet. Yani ya da e, acaba burada yani e, hem e, e, şeylik, e, lezbiyenlik hem geylik ikisi birden anlaşılabilir mi o? E, ama burada bağlam erkeklere gidiyorsunuz diyor ya. Erkeğin erkeğe gidişi Hı, kınanıyor anladım, burada. Evet. Kınanan o. Sizin için Allah'ın yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz. Burada ve tezerune ifadesi var bakın. Bırak, Minduni nisa demiyor. Evet, burada bırakmadan bahsediyor. Burada bırakıyor. Demek ki arada bir fark var. Evet. Bu bize nasıl bir sonuç çıkıyor? Onu biraz sonra yorumlayacağız inşallah. Demek ki bunların evli olmaları da mümkün. Çünkü sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz diyor. Kadınları bırakıyorsunuz ifadesi başka bir şeydir. Eşlerinizi bırakıyorsunuz. E ee, rabbikum min ezvacikum evet. değil mi? Öyle değil mi? Evet. Demek ki bunların evli olmaları saikum demiyor yani. Evet. evet. Evli olmaları mümkün. Bir diğer ayet Hud 78 82 11. sure. Evet. Şimdi e, e, Lut'un kavmi koşarak onun yanına geldi. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. Lut ey kavmim işte Şunlar kızlarımdır. Evet, bu. Şimdi Lut diyor ki, işte bunlar kızlarımdır. Yani ne yapacaksanız onlarla yapın. Yani tabii ki nikah orada laf takdir yapmamız lazım. Nikahlayın, onlarla ilişki kurun. Yani erkekleri bırakın diyor. Ee, Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin yani onlar sizin için daha temizdir diyor. Bu, da, evet. Oradaki da, dalga tabii geçmelerinin ki, sebebi de bu buradaki ifade sanırım. Bir önceki ayette gördük. İçinizden hiç mi aklı başında bir adam yok dedi. Bunun karşısında dediler ki şimdi kritik cümle şu anda geliyor. Hı -hı. Bilirsin ki bizim senin kızlarına bir alakamız yoktur. Ve sen bizim ne istediğimizi biliyorsun. Bakın burada da farklı bir tablo. Evet çıkıyor. Lut keşke benim size karşı koyacak bir gücüm veya dayanağım bir dayanacağım bir kalem olsaydı diyor. Elçiler de bunun üzerine ey Lut biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana kesin olarak ulaşamazlar. Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü. Sakın hiçbirinin biriniz dönüp arkasına bakmasın. Fakat karın başka çünkü onlara isabet edecek azap ona da isabet edecektir diyor. Şimdi Demek ki ne çıktı burada? Mindunin nisa ifadesi var. Bu tamam. e, ifade aynı anda hem erkeklere hem kadınlara yönelmeyi yani seksüel davranışı ifade Karsülü. edebilir. Evet. E, eşlerinizi bırakıyorsunuz, e, diğer erkeklere yöneliyorsunuz eşlerinizi diyor. Eşlerinizi bırakıyorsunuz ama burada tam bırakma kelimesiyle Enbiya'daki. Evet. Ama hayır, burada şu demek. Burada da bir seksüel davranış var. Çünkü eşi de var. Eşi de var. evli. Evet. Şimdi bugün mesela e, biraz sonra ifade edeceğiz. E, günümüzdeki eşcinsellerin de önemli bir bölümü bir Mesela bu biraz sonra istatistikte önüme çıktı. E, Amerika'daki eşcinsellerin yetiştirdiği, büyüttüğü çocukların yüzde sekseni kendi çocuklarıymış. Hmm. Bu ne demek? Bir seksüel davranış gösteriyorlar ki çocuklar çocuk olmuşlar. Evet. Şimdi bu eşlerinizi bırakıyorsunuz, diğerlere gidiyorsunuz ifadesi de bir seksüel davranışı gösteriyor. Evet. gösterir, teyit eder. Ama bu bizim sizin kızlarınızla alakamız yok. İşte erkekleri istiyoruz, ne istediğini bilirsin ifadesi de eşcinselliği yani yönelmeyi gösterir. O zaman Allahu alem bu kavimin içerisindeki eşcinsellerin bir bölümü biseksüel, belki önemli bir bölümü belki çoğunluğu bir bölümü eşcinsel, homoseksüel sadece. Aslında bugünkü normal dünyadaki tablo da bu zaten. Hı hı. Zaten hocam biseksüel olduğu zaman e, homoseksüel de aynı zamanda demektir. Yani bir, bir şey pek bir şey fark etmiyor yani netice itibariyle. Ama biseksüel olmayanlar da var. Yani hiç e, Tabii, evet. karşı cinste evet. ilişkiye girmek istemeyenler var. evet. Hı, tamam. Yani öyle olanlar da var. Eee Demek ki burada Lut kavmindeki bu fiilin e, güncel karşılığı bizim dünyadaki şu andaki tabloyla aslında örtüştüğünü hmm. fiil açısından söylememiz mümkün. mümkün Evet yani ve bunun da Kur'an açısından bir fahişelik olduğu habais olduğu yani çirkinlik Çirkin ve olduğu temizliğin zıddı olarak da olduğu evet. e, ifade edildiği ve kesin olarak haram hmm. olduğu kesindir. Bunun sübyancılıkla asla bir alakası yoktur. Hı hı. Ve e, Lüt kavminden önce de yaşanmamış bir olaydır. Kur'an'a göre. Yani dolayısıyla insan genlerinde böyle bir şey olması da zaten mümkün yok, değil. o açıdan da, mümkün. O açıdan da mümkün, mümkün değil. Yani genetik yapı varsa ilk neslinden itibaren, itibaren olmalı. Yani evet. ilk insan nesli neyse oradan itibaren olur. Birden pat diye ortaya çıkmaz. Hı. Şimdi bir diğer önemli mesele. Lut kavminin bu eylemlerinin, bu fiillerinin fahişelik, kabahis olduğu ve haram olduğu kesin. Ama acaba o kavmin azaba uğramasının yani helak edilmesinin nedeni bu, mu? bu, fiil midir bizatihi? Yoksa bu fiille birlikte başka bir şey daha mı var? Hmm. Yani demek ki başka bir şey daha var. Böyle evet, bir soru sorduğunuza öyle, göre. Hocam. Öyle, yani öyle gözüküyor. Gözüküyor tamam buyurun. Şimdi yani Lüt kavminin azaba uğramasının helak edilmesinin nedenleri. Nedeni. Şimdi Ankebut 28 30. Hı hı. 20, 29. sure. Evet. 28. ayet. Yine burada ve Lut'un iskale kavmi yine kavmine demişti. İnne kümlete fahişete ma biha min minel alemin. Aynı ifade bakın. Yine sizden önce hiçbir kavimde görülmemiş bir Evet, şöyle geldi. Yalnız burada ilginç bir şey var. Bu cümlede Araf 80'de bu cümle soru kipiyle gelmişti. Siz bugüne kadar hiçbir bu alemde hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi mi yapıyorsunuz? Soru kipi vardı. Hı hı. Burada evet. soru kipi değil. Eee ihbari bir cümle. Siz bunu yapıyorsunuz. İnne kumlete evet. Siz bunu yapıyorsunuz. Yani bu fuhşiyatı işliyorsunuz. Hı hı. E inneküm şimdi bir soru geliyor. Le te'tuner ricale ve takdaune sebil ve te'tune fi nadikumul münker. Siz bu işlemi yapıyorsunuz ve sanki ayrıca ilaveten bir de erkeklerin yolunu kesmeye başladınız ve toplantılarınızda da bu edepsizlikleri mi yapıyorsunuz diye bir soru var. Evet. Değil mi? Yani bu alemde sizden önce hiç kimse'nin yapmadığı bir fahişeliği yapıyorsunuz. Erkeklere yaklaşacak, yollarını kesecek ve toplantılarınızda da her türlü edepsizliği mi yapacaksınız? Şimdi buradaki toplantılarda her türlü edepsizlik ifadesini daha fazla açmak istemiyorum ben. Tamam hocam, açmayalım. Ee, yani bunun ne anlama geldiğini herkes anlamıştır. Herkes zaten. anlamıştır. Tabii. Yani burada gördüğünüz gibi bir farklı tablo daha evet. çıkıyor. Yani artık. E sınırların çok fazla aşıldığı evet. bir noktadayız. Yani. Buna karşı da kavminin cevabı eğer doğru söyleyenlerden ise, haydi getir Allah'ın azabını diyor. Bakın azap da burada hadi buyur getir. Diyor. Yani aslında e, hiç böyle bir tehdit yokken bunu söylemeleri de enteresan acaba aslında bir anda. Demek Yani hayır, bir, ama e, uzak... yok böyle bir tehdit olmadığını söyleyemeyiz çünkü. Söyleyemeyiz bu ama bir anda böyle bir, e, yani, bir şey var, meydan okuma var. Elçinin yani Lut aleyhisselam'ın uyarmış olması mümkündür. ...böyle giderseniz büyük bir azap... uğrayacaksınız... Hı. ...demiş olması da mümkündür ki... ...belki de diyordur bilmiyorum yani... ...bütün ayetleri tek tek... ...tekrar incelemek lazım. Tamam hocam. Ee, yoksa onların bu cevabı vermelerinin... ...durduk yerde bunu söylemelerinin... ...bir mantığı olması lazım. Hı. Ama burada... ...ilgimizi çekecek olan husus... ...azabın çağrılması da... ...bu fiillerden sonra oluyor... Bakın. Ve bunu ayeti okuduğumuz zaman sanki böyle şöyle bir şey çıkıyor. Lut e, kamine diyor ki siz bu fahişeliği bugüne kadar zaten yaptınız, yapıyorsunuz. Şimdi bundan sonra veya şimdi bir de bunları mı yapmaya başlıyorsunuz? Diyor. Hmm. Ne yapıyor? Yine yol, yolları kesiyorsunuz diyor. Yani bu fiilin yapılmasının ötesinde bir de dayatma var. Nitekim biraz sonra göreceğiz. Elçileri almak için geliyorlar. Evet. Onlara ya, da bir yanaşma söz ver onu sorusu. bize diyor. Evet. Koruma seni bu korumadan men etmemiş miydik diyor. Yani azgınlığın da azgınlığı var. Tasallut olma durumu var. Hmm. Tabiri caizse. Ee, ve bu, bunun sonunda da Lut zaten çaresiz kalıyor. Rabbim bana yardım et diyor. Keşke bir dayanam olsa ve azap geliyor. Hmm. Şimdi demek ki e, Lut e, kavminin yapmış olduğu bu fuhşiyat, fahişelik bu fiilin bizatihi kendisinin yanında daha ileri aşama bir azgınlığı da var. Bunu dayatıyor tasallut e, oluyor. Yani e, kendi içlerinde, kendi hanelerinde gözlerden uzakta e, belki de kim, e, utanarak sağdan soldan e, şey yaparak çekinerek yaptıkları bir şey olmadığı anlaşılıyor. Hatta evet, tam tersi bir şey. Şimdi ifade buradaki e, ben bu şeydeki ifadeyi e bir karşılaştırmalı bakmıştım. Yanılmıyorsam Muhammed Esed buradaki yol kesme olayını bildiğimiz anlamda takdavus sebil ifadesini hı hı. bildiğimiz anlamda yol kesme değil de şöyle yorumlamış. Yani o da hani çok oturmadı şahsen e, şey ama yani kadınlara giden yolu kesiyorsunuz, erkeklere yöneliyorsunuz. Hı. Doğal olan yolu kesiyorsunuz. Erkeklere gidiyorsunuz gibi bir şey var ama Diğer siyak sibaka bakınca bu çok mantıklı değil açıkçası. Hı hı. Yani bildiğimiz anlamda erkeklere yöneliyorsunuz, onların yolunu kesiyorsunuz. Nitekim e, o gelen elçilerin yolunu kesiyor. Onu gidip evet. Lut'tan almaya çalışıyor. Yani bu fiilin nasıl olduğunu diğer ayetlerde görüyor Bize söylemiş oluyor. Şimdi bununla ilgili bir başka e, ayet yine eee Hicr 67 15'e 67. Evet. Ve e ehlul Medineti yestebşirun. Bakın şehir halkı sevinerek birbirini müjdeleyerek geliyor. Niye? O gelen elçileri alacak. Yeni biri gelmiş yani. Yani yabancı birileri evet, gelmiş. Evet evet. İlk kez görecek çünkü zaten gibi. o almadım ama Lut aleyhisselam da o elçileri yani azap için gelen elçilerden bahsediyoruz. Evet, evet. Allah'ın gönderdiği iki elçi. Önce İbrahim aleyhisselam'a uğruyorlar ya hani. Evet. Oradan gidiyorlar. Onu diyor işte siz hani tanımadığımız birilerisiniz, siz tanınmıyorsunuz diyorlar. Melekler i̇şte, yani. Öyle. Melekler, melekler evet. evet. Şimdi bunu duyan kavim, şehir halkı, bu azgın halk öyle diyelim, sevinçle geliyor. Hı hı. Niye seviniyorlar? Yani yeni birileri gelmiş, onlara tasallut olacaklar. E, Lut e, Diyor ki bunlar benim konuklarımdır. Onlara karşı beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun. Beni utandırmayın. Diyor. Onlar da bakın ifadeye, biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik? Hmm. Bir de yani tehdit şey yapıyorlar. Bu yaptığına dair şey senin cezanı vereceğiz diyor. Başka şey çıkaracağız diyor şeyde. Lut tekrar işte kızlarım eğer yapacaksanız diyor yine aynı diğer hmm. ayette olduğu gibi. Yani nikahla tabii. Ee, ondan sonra 73. ayette senin ömrüne and olsun ki onlar sarhoşluklarının içinde bocalıyorlardı. Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı. Anında üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık. Yani azap bu azgınlıklarının hemen akabinde geliyor. Yani Tasallut olma hali. Tabi bunu bilemiyoruz. Şöyle, bu Lut kavmi baştan itibaren böyle miydi? Yoksa gittikçe bu ünleri böyle işledi 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 de gittikçe azgınlaştı mı? Bununla ilgili şu yorumu yapabiliriz. Ee, cinsellik böyle bir şeydir. Sınır aşıldığı andan itibaren sınır kalmaz. Zaten hocam innehum lefihi sekeretihim dediğine göre oradaki evet. sekerat da yani Tabii artık akli, alkol aklim, sarhoşluğu değil sarhoş, yani. bir tür şey olmuşlar. Akli melekeleri devre dışı kalmış yani. Tabi yani burada evet. bir sınır ortadan kalkınca artık hiçbir sınır kalmıyor. Evet. Ve e, giderek bunun dayanacağı nokta azgınlığın hat safhası evet. oluyor ve bu noktaya geliyor. Muhtemelen Lut kavminde de durum böyle olmuştur giderek çünkü ayetlerini de anlıyoruz ya siz önce bundan önce hiç kimsenin yapmadığı bir fahişeliği siz mi yapıyorsunuz, yapıyorsunuz? diyor. Yani... Soru kipinde soruyor. Yani demek ki yapmaya başlamışlar. Siz böyle bir şey mi yapıyorsunuz? Yapıyorsunuz. Soru kipi geliyor. Daha sonraki ayetler soru değil normal cümle oluyor. Siz olarak. bunu yapıyorsunuz. Zaten bugüne kadar bunu yapıyordunuz. Şimdi de bunları yapmaya başladınız. Yani hmm. ayeti böyle anlamamıza müsait evet. lafızları. Yani e, belli bir yerden başlayıp gittikçe e, dozu, dozu artan bir e, olay, bir tutum var. Evet içerisinde. ama bütün bunlarda e, tartışmaz bir şekilde kesinlikle sübyancılık diye bir şey yok. İmkansız. Erişkin şey. erkek rical ifadesi kullanılıyor. O bir şeye cevap olsun diye söylüyorum bunu. çünkü Zaten bunu eşlerinden var. bahsediliyor hocam. Eşlerinden Yapanlar bahsediyor. Yani. Rical, rical yani az buçuk Arapça bilen bilir ki Rical erişkin erkek rical demektir. zaten Türkçe hocam neredeyse artık yani. E, tabii. <laughs> Türkçe, Türkçe de bile yani. o manada kullanılıyor. Hayır yani. Teknik olarak en azından Rical'in ne olduğunu teknik olarak Arapça'da teknik erişkin erkek demek. Yani çocuk kavramı bir sürü velet yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Evlat. O, o da Türkçe zaten. Evet. Tıfıl. <laughs> Tıfıl, evlat, şişli çocuk. etfal hastanesi mesela etfal, biliyorsunuz çocuklar. çocuk hastanesi evet. vesaire. E, dolayısıyla asla böyle bir şey söylenemez yani e, anlamında söylüyorum. Hı hı. Sübyancılık diye bir şey yok. Ama azgın bir hal var. Zaten tamam, her yerde bir e, müsrifun, müsrifin diye e, bu azgınlaşmaya dikkat çeken e, kelimeler de kullanılıyor hocam. Sınırların evet. açılmasıyla alakalı. Bu bağlamda bir ayet daha var. Onu da bir söyleyeyim bitirelim bu bağlamı en azından. Şu ara 165. 26'ya 165. Şimdi yine orada Lut söylüyor. Diyor ki siz insanlardan e, cinsel arzuyla erkeklere mi gidiyorsunuz, yöneliyorsunuz? ve Rabbinizden sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hani bu kısmını söylemiştik. Evet, evet. Siz gerçekten sapık bir kavimsiniz diyor. Bunun karşılığında diyorlar ki yine Ey Lut eğer bu söylediklerine bir son vermezsen seni buradan sürer çıkarırız. Bakın. Yani seni buradan çıkaracağız diyor bu söylediklerine. Bu telkinlerine bile tahammül edemiyorlar. Lut bunun üzerine ben bu yaptıklarınızı iğrenç bulanlardanım, tiksinenlerdenim diyor. Rabbim beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar diye çaresizce dua ediyor. Bunun üzerine biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Helak olanların içerisinde kalan bir koca Yaştı. karı hariç diyor. Sen geride kalanları yerle sonra geride kalanları yerle bir ettik. Bu ayette yine bu azgınlığın yani tahakkümcü, tasallutçu bir yaklaşımın, Lut'un bu telkinlerine bile tahammül edememenin hı hı. ve böyle yaparsan seni buradan çıkaracağız. N ne yapıyor? Yani e, buna e, böyle yapmayın diyor. Diğer ayette de o gelen elçileri evine misafir ediyor ya hı hı. niye bunları koruyorsun bir anlamda? Hı hı. Bunları koruma bize ver. Zaten hocam bir de Lut Aleyhisselam beni kurtar diye dua ediyor. Yani demek ki Lut Aleyhisselam'ın orada artık Ha hayatta tabii. kalma şansı da yok yani zaten seni çıkaracağız diyorlar. Demek ki böyle bir tehlike var. O duasından sonra bu şey geliyor. Evet. E, azap geliyor aslında e, Bu ilginç oldu. Belki bir ayet olarak da benim dikkatimi çektiği için yaz buraya yazdım. Hicr 63. 15'e 63. Şimdi onlar diyorlar ki Galu belci inake bima kanu fihi yemterun. biz elçiler diyor. Yani gelen Allah'tan gelen elçiler, melekler biz sana onların şüphede oldukları şeyi getirdik. Demek ki onlarda bir şüphe de varmış bu konuda. Yani azap acaba gelir mi? Ya yani onların şüphede oldukları şey. Hem tehdit ediyorlar. Hadi buyur getir getirebiliyorsan diyorlar ama yani bir, ya getirirse o zaman acaba <laughs> bir acaba sorusu da varmış. Şüphede oldukları şeyi getirdik evet, işte bu haktır diyor. Demek ki bu azgın kavmin Böyle bir şüphe içerisinde olduğunu da söylüyor bu ayet. Böyle anlayabiliriz. Şimdi bu Lut ile ilgili ayetleri kabaca toparladı Tamam. Şimdi bundan sonra bu ayetlerle bağlantılı bilimsel bir takım veriler. Şimdi nedir bu olay? Tamam. Yani efendim, buyurun. Tıbbi olarak nedir? Hocam şimdi... tıbbi olarak nedir? İsterseniz hiç bölmeden şey yapalım. Tamam. Ee, Aram Bir 4-5 dakika var aramızda tamam. ama şimdi verelim. Sonra tamam. rahat rahat devam edelim. Tamam. Bir kısa bir aradan sonra birlikteyiz.